Başkanım, fotoğraf alacağız efendim. Sayın Başkanım. Öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve emniyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Parti Meclis Üyem, Sayın Milletvekillerim, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım ve çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün
çok önemli bir bayramı kutluyoruz. Bazen yıllar geçtikçe önemi daha ortaya çıkan değerler ve kavramlar var. 23 Nisan 1920 tarihi de her geçen gün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 23 Nisan 1920'ye nasıl geldik? 1919'da sarı saçlı, mavi gözlü bir dev Samsun'a çıktı. Bu hikaye orada başladı. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Ankara oldu ve Ankara'da başlayan bu mücadele 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla yeni bir aşamaya geçti. Artık saltanat sona erdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ve milletin seçtiği temsilcilerin oldu. Her geçen gün milletin egemenliğinin önemini, saltanattan milletin egemenliğine geçişin değerini, kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Ve önemli bir tarih, 31 Mart 2024'te millet bir kere daha sözünü söyledi. Millet bir kez daha yeter dedi. Cumhuriyet değerlerine sistematik bir saldırı yapan, bıkmadan, usanmadan Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'in parlamentosunu yıpratan anlayışa yeter artık dedi. Ve Cumhuriyet'in kurucu partisini, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden birini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Yeniden hepimizin yüzünü güldürdü. Yeniden hepimizin umudunu büyüttü. Bizler 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bize yüklenen yükün farkındayız. Bize verilen emanetin farkındayız. Bu emaneti her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyacağız. Her geçen gün bu millet buluşmasına, bu Türkiye buluşmasına, bu kırmızı beyazın buluşmasına yeni insanları, yeni siyasal görüşleri ekleyerek devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i savunmak isteyen, Cumhuriyet'i yaşatmak isteyen, kurucu iradeye saygı duyan, kurucu iradenin bir kez daha tecellisi için mücadele eden herkesi yanımıza çağıracağız. Birlikte bu yürüyüşe devam edeceğiz ve 2028 yılında bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hak ettiği demokrasi, özgürlük ve refah noktasına kavuşturacağız. Söz sana Mustafa Kemal Atatürk. Senin evlatların olacağız, sana layık olacağız. Yolumuz açık olsun. Konuşmama son verirken Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sizlere selam ve saygılarını iletmek istiyorum. Sabah 100 metre ilerimizdeki kurucu meclisi birlikte ziyaret ettik. Oradaki sembolik törene katıldık. Yarın saat 12.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir grup toplantısı olacak. Salı günleri yapmaya alışmıştık. Bu defa çarşamba günü olacak. Bu grup toplantısında partimize yeni katılımlar olacak. Onun için bu grup toplantısında hepinizi salonda bulunmaya davet ediyorum. Bu katılımlara eşlik etmeye davet ediyorum. Bir kez daha hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.